Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, bu yıl manevi gelişimin öne çıktığı, günlük hayatınızın iyileştiği, sağlık konularında da önemli çözümler bulabileceğiniz huzurlu bir yıl başlıyor sizin adınıza. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz burcunuzda tutulmalar vardı son 1,5 yıl. Bu da biraz sizi zorlamış olabilir. Bu yıl artık tutulmalar başka bir burçta. Boğa akrep aksına geçti ay düğümleri. Tutulmalar da bu burçlarda olacak. Nisan, Mayıs ayı, Ekim ve Kasım ayları tutulma dönemleri. Tabii bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da özellikle yıl genelinde bu tutulma etkileri daha kadersel anlamda belirleyici olacak hayatımızda. Kuzey düğüm boğada, güney düğüm yayda. Sizin haritanız güney düğüm akrepte. Sizin haritanızda 6. ev boğa burcu ve burada Uranüs etkisi de var. 30 Nisan'daki boğa burcundaki tutulma Uranüs etkili yeni bir iş konusunu gündeme getirebilir. Mesleki bir gelişim söz konusu burada. Veya çalışma koşullarınızda bir yenilik var, bir düzenleme var. Uranüs etkisi olduğu için biraz teknolojinin hayatınıza daha fazla girmesini de bekleyebiliriz. Ya da işinizin hani teknolojik olarak internet veya işte e-ticaret gibi bir alanda yapılandırılması olabilir. Bir orada değişim var. Uranüs'yen bir gelişim var veya teknolojik altyapılar yapabilirsiniz. Hani çalışma ortamlarınızda, iş hayatınızda veya ev ortamlarınızda da olabilir bu. Bir yandan sağlık konularınızda açılımlar var. Çünkü tutulmalar sağlık alanlarınızı etkiliyor. Sağlığınızın iyileşmesi adına bazı farkındalıklar bu yıl gündeminizde. Bir sağlık sorunu da gündeme gelebilir. Belki bir hormonal sorun, belki bir tiroid ile ilgili bir problem, belki bir dolaşım sistemi problemi. Bu farkındalıkla beraber sürpriz de olabilir tabii ki bu. Bununla beraber sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. İşte beslenme programları, belki bir ilaç tedavisi ve bu hayatınızın düzenini etkileyebilecek bir şey olabilir. Uzun süreli de bir durum olabilir. Yani günlük alışkanlıklarınızı, çalışma koşullarınızı artık değiştirmeniz gerekebilir. Bununla ilgili konular özellikle aktif olabilir ve bunlar genel olarak da yılın geneline yayılabilir. İşte Nisan ve Mayıs özellikle önemli ve yıl sonunda Ekim sonu ve Kasım, Aralık sizin için önemli dönemler. Haziran ayında da bu anlamda kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Çünkü Haziran'da burcunuzda olacak bir dolunay etkisi var. Bu da size gerek sağlık anlamında gerek hayattaki beklentilerinizle ilgili bazı önemli farkındalıklar verebilir, kararlar alabilirsiniz. Bu yıl Mars'ın önemli etkileri var. Mars, Ağustos ortaları itibariyle İkizler Burcu'na, karşıt burcunuza geçecek ve yıl sonuna kadar karşınızda kalacak. Ve retro yapacak bu yıl, gerileyecek. 31 Ekim'de başlayacak gerilemesi. Yılın son 2 ayı Kasım ve Aralık'ta gerileyecek. Bu tabii sizin için önemli bir işaret. Öncelikle buna dikkat etmek lazım. Karşıdan gelen bir Mars zaman zaman zorlayıcı olabilir. Özellikle ilişkilerde bir mücadele, bir çatışma dönemi. Yani eş ilişkileriniz, partner ilişkilerinizde daha fazla aksiyon var. Tabii burada meşguliyetler de olabilir. Yani belki evlilikle ilgili, işbirlikleriyle ilgili biraz daha efor sarf ettiğiniz bir dönemdesiniz ama Mars burada karşınızdaki kişileri zaman zaman daha sinirli yapabilir. İşte konuşmalar daha agresif olabilir. Tartışmalar olabilir. Gerilimler olabilir. Özellikle retro döneminde yılın son 2 ayında buradaki anlaşmazlıklar artabilir, kontrolsüz bir hale gelebilir. Yani süregelen ilişkilerinizde gerçekten bozulmalarla da karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra kazalara dikkat etmek lazım. Kazalara açıktır çünkü karşıda gelen işte açık düşmanlıklara, saldırganlıklara olabilir. Mesela rekabet içerisinde olduğunuz pozisyonlarda işle de ilgili olabilir bu veya bir şekilde bir düşmanlık alanında Mars karşınızdaysa dikkat etmeniz lazım. Güvenliğinize dikkat etmeniz lazım. Yaralanmalar olabilir, enfeksiyonlar, sağlık sorunları, bulaşıcı hastalıklar, özellikle işte solunum yollarıyla ilgili sorunlar, ciğerler, ikizlerdeki bir Mars daha hassas olabilir çünkü dikkat etmek gerekiyor ve bu sağlık sorunları Kasım ayı tutulması, işte Aralık ayında zaten yeni ay ve dolunay döngüsü olacak ve burcunuzu etkileyecek, doğum günü zamanınız ve orada Mars retrosu var. Sağlık konularında hassasiyetler olabilir. İlişkilerinizle ilgili dengeye dikkat edin. Eşinizle ilişkilere dikkat edin. Dengede olmanız lazım. Çok ani kararlar vermemek lazım.
eşiniz, partneriniz sinirli olsa bile onu idare etmek lazım. Tüm bunlar bu yılın dikkat edilmesi gereken biraz hassas konuları. Sevgili yaylar, bu yıl Satürn geçen yıl olduğu gibi yine Kova burcunda ilerleyecek. Sizin üçüncü evinizde ilerleyecek. Satürn olan yerde sorumluluk vardır, disiplin vardır. Üçüncü evde olduğu için size çok sert bir açıda bulunmuyor aslında. Özellikle eğitim konuları, bir şeyleri öğrenmek, zihinsel gelişim, kendinize yeni yetenekler geliştirmek açısından Satürn daha disiplinli bir enerji verecek. Birkaç yıl sürecek bir eğitim olabilir bu. Yeni bir şey, yani mesela bir becerinizi hayata geçirebilirsiniz, bir dil öğrenebilirsiniz, bir şeyler yazabilirsiniz, akademik alanlarda çalışmalar yapabilirsiniz. Buralarda Satürn faydalı etkiler verebilir. Bunun yanı sıra da zaman zaman hani kardeşler, yakınlarla ilgili bazı sorumluluklar veriyor. Sıkıntılar da verebilir. Özellikle kardeşlerin hayatında zorlanmalar, akrabalarla ilgili sıkıntılar. Komşularınızla ilgili bile bazı böyle sıkıntılar olabilir. Örneğin çok sevdiğiniz bir komşunuz işte taşınabilir, ayrılabilirsiniz veya anlaşmazlıklar olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Seyahat planlarınızda, gezilerde gecikmeler olabilir. Bu yıl aslında Mars'la Satürn'ün özellikle Ağustos sonunda ve Eylül başlarında olumlu açıları olacak. Burada bazı eğitimle ilgili konular, işte seyahat planlarınız, ilişkilerdeki, işbirliklerindeki bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz anlamında daha uzun vadeli hareketlerde bulunabilir, kararlar verebilirsiniz. Bu dönem evlilik ilişkileri için bile daha olumlu değerlendirilebilir. Yani bu tarz konularda olumlu değerlendirilebilir. Ancak retro döneminde tabii ki biraz daha dikkatli olmak, temkinli olmak gerekiyor. Geçen yıl olduğu gibi Satürn, Boğa burcundaki Uranüs'le çok zıtlaşmayacak bu yıl. Ekim ayında böyle bir Satürn-Uranüs karesi etkisi var. İşte bu bazı seyahatler gecikebilir, ertelenebilir. Özellikle ticari konularda anlaşmazlıklar olabilir. Kardeşlerle ilgili, yakınlarınızla ilgili daha fazla, akrabalarla ilgili bazı sıkıntılar olabilir. İş alanınızda, çalıştığınız ortamlarda, ticari ilişkilerde özellikle bazı iptaller, işte sözleşme iptalleri, sıkıntıları falan olabilir. Bu dönem biraz daha dikkat çekiyor ama yılın genelinde çok fazla Satürn'le Uranüs zıtlaşmayacak. Hatta işte ikizlerde ilerleyen Mars'la daha olumlu açıları olacak. Bunları verimli değerlendirebilirsiniz. Sevgili yaylar, bu yıl şanslar nereden geliyor? Evet, şans gezegenimiz Jüpiter aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz. Bu yıl iki burçta olacak. 11 Mayıs'a kadar Balık burcunda olacak. Dördüncü evinizde 11 Mayıs'tan 28 Ekim'e kadar Koç burcuna geçecek. Daha sonra tekrar Balık burcuna gelecek. Balık burcunda çok güçlüdür Jüpiter ve sizin dördüncü evinizde olacak. İç huzuru, işte maneviyat, aileyle ilgili konularda daha uyumlu, daha dengeli olduğunuz, olabileceğiniz bir yıl. Aileden mutluluk var bu yıl, huzur var. Aileyle ilgili konularda keyifli gelişmeler olabilir. Anneniz, babanız sorunları varsa, sağlık sorunları varsa iyileşmeler olabilir. Onlardan maddi manevi destekler alabilirsiniz. Ve siz evde ve aileyle kendinizi daha keyifli ve mutlu hissedebilirsiniz. İçe yönelişler, manevi açılımlar açısından Jüpiter çok olumludur. Hani ruhsallaşma, biraz böyle hayatın manevi yönlerine yönelme. Bunlar için çok özel fırsatlar verebilir size. Ev almak, emlak almak, işte yatırımlar yapmak için yine Jüpiter'in güzel fırsatları olabilir. Özellikle Nisan ayı bu anlamda çok verimli görünüyor. 1-5 Nisan arası Jüpiter Oğlak burcundaki Plüto ile güzel bir destek açıda olacak ki sizin para eviniz de etkiliyor bu. Dolayısıyla bir yatırım da demek. Yani mülk almak olabilir. Örneğin işte ya da size ait bir mülkün kiralanması, satılmasıyla bir gelir elde etmek olabilir. Bunun ailenize de ait olabilir. Yani buralar olumlu yatırımlar açısından, özellikle ev ve emlak konuları için. 5-15 Nisan arası Jüpiter'in Neptün'le çok güzel bir kontağı var. Venüs de bu arada Mart sonları Nisan'da Balık burcunda seyahatte bulunacak. Ev alanınızda gerçekten çok keyifli etkiler var. Bu yıl tatile, yazlık, mesela yazlık bir ev almak, deniz kenarında bir ev almak mümkün. Veya böyle bir tatil yapma imkanı mümkün.
özellikle hayal ettiğiniz bir eve kavuşmanız mümkün. Evinizin içinde bile evinizi güzelleştirmek için, genişletmek için bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Böyle fırsatlar olabilir. Yuva kurmak, evlenmek için de güzel bir dönem. Çünkü dördüncü ev zaten ev yuva alanı. Dolayısıyla evlenebilirsiniz, aile kurabilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. Hatta Jüpiter 11 Mayıs'tan sonra koça geçecek, çocuk sahibi olabilirsiniz. Aileniz genişleyebilir. Aileden, yuvadan aldığınız mutluluk artabilir sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda yeni videolarla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.